Arkadaşlar, Atatürk inkılapları ile ilgili bir başka alan ise eğitim ve kültür alanı ile ilgili inkılaplardır. Biz eğitim ve kültür alanı ile ilgili inkılapların Atatürk'ün de en çok önem verdiği alanlardan birisi olduğunu görüyoruz. Eğitim ve kültür alanı ile ilgili inkılapların nedenlerine baktığımızda Osmanlı devletinde Batı tarzı okulların yanında dini eğitim veren medreselerin bulunması kültürel alanda ikiliklerin ortaya çıkarttığı gibi laik eğitime de uygun değildir. Arkadaşlar bu dönemde Osmanlı Devleti'nde eğitim alanına baktığımız zaman gerçekten ikiliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bir tarafta geleneksel eğitim veren medreselerin yanında bir tarafta da batı tarzı eğitim veren batı okullarının kurulduğunu görmekteyiz. Bu anlamda da medreselerin varlığı hem layık eğitime aykırı olduğu gibi iki farklı kurumun bir arada yürütülmesi de aynı zamanda eğitim alanında ikiliklere sebep olmuştur. Bu alandaki inkılaplara baktığımızda öncelikle 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığı gün kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu görüyoruz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim ve öğretim birliği anlamına gelmektedir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan çok kısa bir süre sonra medreselerde kaldırılmıştır. Tüm öğretim kurumları bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu arada yabancı okulların dini ve siyasi amaçlı öğretimleri durdurulmuştur. Çünkü arkadaşlar Lozan Anlaşması'nda da belirtildiği üzere ülkemizdeki bütün yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaktır. Bu da zaten Cumhuriyet döneminde tevhid Tedrisat Kanunu ile desteklenmiştir. Böylece yabancı okulların e, özellikle misyonerlik faaliyetleri ve siyasi amaçları, öğretimleri e, bu şekilde durdurulmuştur. Yabancı okullardaki dini işaret ve sembollerin kaldırıldığını görüyoruz yine. Ve... 2 Mart 1926 tarihinde yani Tevhidi Tedrisat Kanunu'ndan sonra Marif Teşkilatı Nizamnamesi ile ilk öğretim zorunlu hale getirilmiştir. Burada bir uyarımız var arkadaşlar. Atatürk'ün tevhid Tevhidi Tedrisat yani Eğitim ve Öğretim Birliği inkılabına baktığımızda sadece tek bir Atatürk ilkesiyle değil birkaç ilkeyle alakalı olduğunu görüyoruz. Öncelikle eğitimden dini hükümler kaldırılıp, hurafelere dayalı hükümler kaldırılıp, akla ve bilimsel eğitime dayalı eğitim sistemi getirildiği için laiklik ilkesiyle alakalıdır. Milli eğitim yani ulusal eğitimle ilgili olduğu için milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Ve karma eğitim sistemiyle birlikte kız ve erkek öğrencilerin bir arada okutulmasından dolayı kız öğrencilere de erkeklerle birlikte okumakta fırsat eşitliği sunulduğu için halkçılık ilkesiyle de alakalıdır. Eğitim ve kültür alanı ile ilgili bir başka inkılabımız Latin alfabesinin kabulü. Yani 1 Kasım 1928'de kabul edilen yeni Türk alfabesidir. Biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı Devleti döneminde hatta Türk İslam devletlerinde alfabe olarak Arap alfabesi kullanılmaktaydı. Ancak 1 Kasım 1928'de bu değiştirilip yerine Latin alfabesi ya da yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Peki bunun nedenleri nedir? Öncelikle biz Arap alfabesinin Türk dil yapısına uygun olmadığını görüyoruz. E bu anlamda da konuşulan dille yazılan dil aynı olmadığı için okuma yazma oranının düştüğünü görüyoruz. Arap alfabesinin Türk dilinin yapısına uygun olmaması, okuma yazma oranının yükseltilmek istenmesi, Latin alfabesinin kabulünün sebebidir. 1 Kasım 1928'de Türk alfabesinin kabul edilmesiyle birlikte yeni alfabeyi halka öğretebilmek için millet mektepleri açılmıştır. Millet mektepleri kurs niteliğinde olan okullardır. Dolayısıyla bu harfleri halka öğretmek için açılan bu kurslarda millet mekteplerinde okuma yazma oranı artırılmış yani yeni alfabe yeni harfler halka tanıtılmıştır. Bununla birlikte Batı ile yakınlaşma için önemli bir adım atılmış oldu ve Batı'daki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleriyle kültürel alışveriş hız kazanmış oldu. Eğitim ve kültür alanı ile ilgili bir başka inkılabımız 15 Nisan 1930 tarihinde açılan Türk Tarih Kurumu'dur. Öncelikle Türk Tarih Kurumu arkadaşlar Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti olarak açılır. Ancak daha sonra Türk Tarih Kurumu adını alır. Türk Tarih Kurumu'nun neden açıldığını anlayabilmek için tabi Osmanlı Devleti'ndeki tarihçilik çalışmalarını bilmemiz gerekiyor. Türk Tarih Kurumu'nun açılmasının nedenlerine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin tarihçilik anlayışında Osmanlı tarihçilerinin sadece İslam tarihini ya da sadece Osmanlı Hanedanı'nın tarihini incelediğini görüyoruz. Dolayısıyla Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasının sebeplerinden birisi Türk tarihinin sadece Osmanlı tarihinden ya da İslam tarihinden ibaret olmadığını, Türklerin kökenlerinin nereden geldiğinin araştırılması ve Türk kültürünün dünya medeniyetine katkılarının akılcı ve bilimsel olarak araştırılmak istenmesidir. Burada bir uyarımız var. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ile ortak bir tarih bilinci oluşturulmak istenmiş, milli birlik ve bütünlük sağlanmak amaçlanmıştır. Bu inkılap bu yönüyle Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Arkadaşlar Türk Tarih Kurumu'nun tamamlayıcısı olarak biz Türk Dil Kurumu'nun kurulduğunu da görüyoruz. Türk Dil Kurumu'nun kurulmasının sebeplerine baktığımızda Türk dilini Arapça ve Farsça'nın etkisinden kurtarmak, Türkçeyi bir bilim dili haline getirmek, aydınlar ile halk dili arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak ve Türkçenin özü ve zenginliğini ortaya çıkartmaktır. Böylece 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk dilinin kurulduğunu görüyoruz. Halk dilinden kelimeler derlenerek Türkçe sözlük oluşturulmuştur. Burada yine bir uyarımız var. Aynen Türk Tarih Kurumunda olduğu gibi Türk Dil Kurumunun kurulması da yine Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Eğitim ve kültür alanı ile ilgili inkılaplarda bir başka alan ise üniversite reformudur üniversite reformunda amaç bilimsel anlayışı geliştirmek ve yerleştirmek olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'ndeki yüksek öğretim kurumu Darül Fünun'du. Dolayısıyla Darül Fünun'un kaldırılarak İstanbul Üniversitesi'nin 1933 tarihinde kurulduğunu görüyoruz. Arkadaşlar İstanbul Üniversitesi Darül Yunun kaldırılarak yerine kurulmuş ve aynı zamanda ilk modern üniversite yani batılı anlamda kurulan ilk üniversite olarak da tarihe geçmiştir. 5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesi, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, yine 1933 tarihinde Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Osmanlı Devleti'nde kurulan Sanayi Nefize Mektebi'nin yerine Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulduğunu görüyoruz. Müzik